Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dönem 2'nin ikinci dersi olan EKG'nin biyofiziksel temellerini konuşuyor olacağız. Burada tabii öncelikle EKG'nin kelime anlamını bilmek gerekir. EKG dediğimiz kısaltma aslında elektrokardiografi. Normal şartlarda dönem 1'de elektromiyografi yani EMG'nin biyofiziksel temellerini konuşuyor olmuştuk. Geçen dönemden bahsediyorum. Bu dönem ise Elektrokardiyografi ve elektroensofalografi dediğimiz sırasıyla kalbin elektriksel aktivitesiyle beyin elektriksel aktiviteleri konuşuluyor olacak. Bugün konumuz ise elektrokardiyografi yani kalbin elektriksel aktivitesinin bir grafik halinde bilgisayara ortamına getiriliyor olması. Elektrokardiyografinin kelime anlamını konuşuyor olacak olursak 3 tane farklı kelimenin bir kelime grubu olarak karşımıza çıkması olarak tanımlandığını görüyoruz. Ne demek bu? Elektro kelimesi aslında kalbin elektriksel, biyoelektriksel olaylarını kardiyak aksiyon potansiyel cinsinden değil de dışarıdan organ mertebesinde ölçme sistemi üzerine dayanıyor. Kardiyo kelimesi zaten kalbi temsil ettiğini biliyoruz. Grafi ise dediğim gibi bilgisayar ortamına getirilen durum. Biyofiziksel temelleri 3 büyük parametre cinsinden konuşuyoruz. Fiziksel parametrelerimiz zaman, yaklaşık 600 milisaniye. Frekans yaklaşık 0.05 Hz'den 150 Hz'e kadar bir aralık sıklık. Son olarak da genlik. Genliğimiz ise yaklaşık 1 milivolt olarak karşımıza, karşımıza çıkıyor olacak. Şimdi normalde kardiyak aksiyon potansiyelini ilk derste konuşuyor olmuştuk. Hatırlarsanız kalbin sistemi atrium ve ventrikül olmak üzere iki temel dokudan oluşuyor. Fakat iki, iki adımlı bir kardiyak aksiyon potansiyeli yani iki adımlı bir biyoelektriksel olay olduğunu söylemiştik. Bu adımlar nerede başlıyordu? Birincisi sinatriyal not şu görmüş olduğunuz nokta. İkincisi ise atrium not olarak karşımıza çıkacak. Şimdi önce şu kısmı bir daha hatırlayalım. Sinatriyal notta başlayan kendiliğinden başlayan bir biyoelektriksel aktivite atriumları dolaştıktan sonra atrium notları bir miktar durur ve sonrasında da Purkinje lifleri üzerinden ventriküllerin kasılmasını sağlar ve sonrasında da gevşemesini sağlayarak biyoelektriksel aktiviteyi tamamlar dedik. Burada karşımıza çıkan en önemli şey kardiyak aksiyon potansiyelinin özellikle bir mekanik yapısı olan kalp üzerinden gerçekleştiğini bilmektir. Çünkü bu sayede elektrokardiyografi eğrisi dediğimiz bir eğriler bütününü görüyor olacağız. Hemen aşağıda konumlanan, simultane olarak gerçekleşen bir aksiyon potansiyeli esnasında elektrokardiyografik eğri olarak karşımıza çıkan durum ise neyi gösterir bize? Kalbin organ üzerinden çok rahatlıkla non-invaziv yani herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeden pratik ve hatta ucuz bir şekilde hastalığın ön tanısını görmeye yardımcı olur. Çünkü kliniklerde bir hastadan kardiyak aksiyon potansiyelini ölçmesini, ölçtürmesini isteyemezsiniz. Ne istenir? Elektrokardiyografik EKG eğrilerini alınıp bir kalp hastalığına sahip mi değil mi ön tanısını gerçekleştirmek üzere bunu isteyebilirsiniz diyoruz. Şimdi EKG eğrisinin ne olduğunu kısaca söyledik. Bir kardiyak aksiyon potansiyelini temsil ettiğini söyledik. Yani kardiyak aksiyon potansiyeli bir hücre biyosistemini tanımlıyorsa doku ve onun üzerindeki organlar da EKG eğrisi ile beraber bize neyi gösterecek? Kalbin elektriksel aktivitesini gösteriyor olacak. 1800'lü yılların başında bir profesör normal şartlarda kalbin elektriksel aktivitesinin olduğunu düşünerek normal bildiğimiz bilekten tel örgüler takarak oradan elektriksel aktiviteyi ölçmek istemiş ve nabız sayesinde çok rahatlıkla elektriksel aktiviteyi göstermeye başlamış. Fakat 1800'lü yılların sonuna geldiğimizde ise William Einthoven isimli büyük bir araştırmacı hatta 1924'te de Nobel ödülü alıyor bu bulduğuyla. Kalbin elektriksel aktivitesinin özellikle bir üçgen şeklinde sol el, sağ el ve sol bacak olmak üzere Buraya bir üçgen çizilirse buradaki üçgende ortada kalan tesir kesit alanının ölçümüyle bir integrasyon işlemi yapılarak rahatlıkla kalbin elektriksel aktivitesinin söyleneceğini görmüş ve dakikada yaklaşık 70-80 aralığında benzer atımların benzer eğrilerin olduğunu görünce de bunların bir isimlendirme ile sınıflandırılmasının gerçekleşeceğini söylemiş. Yani Şöyle düşünün. Bu eğriden dakikada 70 tane, 80 tane çıktığını düşünün ve hep aynı eğri çıkıyor aşağı yukarı. O zaman birinci yapı burası, ikinci yapı burası, üçüncü yapı da burası olarak karşımıza çıkacak. Ve bunları harflendirerek bir yaklaşımda bulunmuş. Demiş ki ilk çıkan eğri P olsun. Bu ikinci çıkan ortam QRS olsun. Son olarak da T olsun. Yani o zaman biz neyi söylüyoruz? 3 tane temel eğrimiz var. P eğrisi, QRS eğrisi ve T eğrisi olmak üzere 3 ayrılı diyoruz. Peki başka Neler olabilir? Yani bir hastalık tanımlayıcı, ön tanıdan bahsetmiştik. Kliniğe sürekli getirmemiz gerekiyor çünkü derse. Hastalık tanımlayıcı aralıklar var mı? Cevap evet. Nedir onlar? PR interval dediğimiz PL aralığı, ST interval dediğimiz ST aralığı ve QT interval dediğimiz ki bununla bununla alakalı sendromlar var. QT aralığı da bize öncelikli ve önemli olarak karşımıza çıkan yeni yerler olarak görülmektedir. O halde ne diyoruz? P erisi, QRS eğrisi ve T eğrisi. 3 ana bileşen PR, ST ve QT intervali olarak da hastalık belirleyici durumları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bunlar EKG'nin bileşenleri olarak bilinmektedir. Peki bunların Temel manası dedi neye göre sıralıyoruz? Dersin başında söylediğim zaman aralığı bakın bir zaman aralığına gerçekleşiyor yaklaşık 600 milisaniye. Bir frekans aralığı ki yaklaşık 70 tane olduğunu söyledik ve bir genlik, amplitude, yükseklik miktar olması gerekir. Yüksekliğin yaklaşık 1 milivolt olduğunu kabul ettik. Bu aralığın yaklaşık 600 milisaniye olduğunu söyledik. Ve bunun tekrarlanabilir bir süreç olması da ne kadar frekansta olduğunu bizlere gösterecek diyoruz. Gelelim bu eğrilerin manasına. Yani okey bir bilgisayar ortamında bize bir eğri verecek. Peki bu eğrilerin kasılma ve biyoelektrik süreç adına bir anlamı var mı? Cevap evet. Kardiyak aksiyon potansiyelini temsil etmesi bunların ne manaya geleceğini söyler. Depolarizasyonu söylemeli plato fazını kısmen söylemeli ve repolarizasyonu söylemeli. Eğer biz kardiyak aksiyon potansiyelini iki aşamalı olarak kabul ediyorsak o zaman neyi konuşuyor olacağız? Atrium depolarizasyonu, atrium repolarizasyonu. Ventrikül depolarizasyonu, ventrikül repolarizasyonu olmak üzere bana dört adımı da veriyor olması gerekir. E, P eğrisi zaten henüz başlamış bir elektriksel aktivite ise ve sinoatriyel nodun hemen sonrasında atriumların depolarizasyonunu söylüyorsa o zaman ilk çıkan eğri neyi verecek bize arkadaşlar? Atrium depolarizasyonu. Hemen sonrasında ne bekliyoruz? Atrium depolarize oldu. Bu henüz gevşek. Bu repolarize olduğunda, yani mekanik olarak gevşediğinde ventrikül kasılıyor olacak. O zaman depolarizasyon açıldı, repolarizasyon. Depolarizasyon, repolarizasyon. Yani önce bir depolarizasyon. Aynı aksiyon potansiyelinde gibi. Sonra da repolarizasyon bekliyoruz. Ne için? Atrium için. Sonrasında ise ventrikül için ne olacak? Ventrikül depolarizasyonu ve ventrikül repolarizasyonu. İlk derste hatırlarsanız demiştik ki önce atrium depolarize olur. Sonra ventrikül depolarize olur. Buradaki EKG eğrisinden de görülmektedir ki P eğrisi atrium depolarizasyonunu, QRS ise ortak olarak ventrikül depolarizasyonunu ve aynı zamanda atrium repolarizasyonunu göstermektedir. Son olarak ise T eğrisi olarak adlandırılan kısım ise ventrikül repolarizasyonu olarak karşımıza çıkacaktır. Peki bunların oluşumu nasıldır? Yani P eğrisi neden yukarıya doğru, neden upward (İngilizcesi) terminoloji karşılımı, neden downward değil, aşağıya doğru değil, değil mi? Soru bu. Peki bunu biz nasıl belirliyoruz? Bir Dipol moment sayesinde. Dipol moment dediğimiz şey iki tane pol olacak değil mi? İki tane kutup olacak. Bu iki kutup nedir? Bir kutup mono mono. ikisi yan yana geldi. Di. Dipol. iki kutup. Bunların arasında belirli bir uzaklık. D'ye kadar uzaklık. Yükler farklı olmalı. Çünkü bunların arasındaki bu çekim, elektriksel aktiviteyi ölçeceksiniz. Artı yüklü bir kutup, eksi yüklü bir kutup, arada D kadar uzaklık. Bu sistem neye benziyor arkadaşlar? Sanki bir hücre boyutunda konuşuyor olursak, eksi yüklü kutup Membranın içine benziyor. D kadar uzaklık membranın kendisi. Artı yük ise hücre dışı ortam olarak. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey... ...biz hücre seviyesinde bir ölçüm yapmıyoruz. Doku veya organ mertebesinde yapıyoruz. O halde ne diyoruz? Dokunun genel itibariyle... ...hücrelerin genel itibariyle bir eksi yüklü mü... ...artı yüklü mü olduğunu söyleyeceğiz. Ki burada bütün hücreler sinsidium yaparak tek bir hücreymiş gibi davranıyorlar hatırlarsanız. Yani dokunun bütünleşik bir hareketi var değil mi? Bütünleşik hareket. İşte bu sayede dipol moment kavramı bize rahatlıkla bir EKG eğrisinin nasıl oluşacağını söyleyecek. Bu dipol moment bize şunu söyler arkadaşlar. Bir kabulünüz olmalı der. Kabul nedir? Eksi yüklü bir Uçtan artı yüklü bir uca giderken vektörel hareketi takip etmelisiniz eksi uçtan artı, yuke, artı uçlu yüke doğru giderken bir vektörel doğrultuda ilerliyor olacak. Bu doğrultu kabul olarak yukarıya doğru hareket ettiğini söyler. Şöyle yukarıya doğru hareket ettiğini söyler. Ne zaman aşağıya doğru olacak? Tam tersi süreçte. Eğer vektör hareketiniz artı uçlu bir yükten eksi yüklü bir uca doğru gidiyorsa o zaman da aşağıya doğru bir hareket olduğunu kabul edeceğiz. Bu fiziğin kabulleri arkadaşlar. Eğer fiziğin kabulleri üzerinden biyoelektriksel aktiviteyi EKG cinsinden tanımlayacak olursanız rahatlıkla tasvir edebilirsiniz diyoruz. Tamam mı? Eksi yükten artı yüke giderken yukarı doğru bir çizim, artı yükten eksi yüke doğru giderken aşağıya doğru bir çizim yapmamız bekleniyor. Buna biz dipol hareketi diyoruz. Yani vektörün hareketi olarak söylüyoruz. Bu hareketi nereden sağlıyoruz? Eksi artı ne demek bunlar? Yani biyofiziksel olarak biz bunu nasıl tanımlayabiliriz? Hatırlarsanız Eintonov'dan, William Eintonov'dan bahsettim. William Eintonov bize rahatlıkla sol kol, sağ kol ve sol bacak üzerinden artı yüklü eksi yüklü elektrotları yan yana dizerek ki bu elektrotlar 10 tanedir arkadaşlar. Bu elektrotları dizerek neyi sağlıyor? Dipol sistemi sağlıyor işte. Yani eksi uçtan artı uca gitmeyi veya artı uçtan eksi uca gitmeyi sağlıyor. Demek ki burada üç tane lead dediğimiz derivasyon sistemi var. 3 derivasyon sayesinde buradan bir ölçüm alacağız. Buradan bir ölçüm alacağız ve üçüncü olarak da sol bacaktan bir ölçüm alacağız. Bu ölçümlerin toplamında integrasyonunda birleştirilmesinde bize o ilgili bölgeyle alakalı örneğin atriumun depolarizasyonu onunla alakalı toplamda yukarıya doğru bir hareket mi aşağıya doğru bir hareket var mı bunu söyleyecek. O halde Antoine üçgeni bizim ne işimize yarar sorusu elektrotların hareketini sağlar ve kabloların yanlış bağlanmamasına yardımcı olur. Çünkü kablolar yanlış bağlandığında eksi uçtan eksi uca gitme beklenir ki burada bir elektriksel aktivite ölçemezsiniz. Artı ile eksi olacak ki birbirleri arasında bir elektriksel aktivite veya voltaj veya potansiyel farkı ölçebilin diyoruz. Bu sayede dediğim gibi yanlış tanıdan çok rahatlıkla sakınılmış olmaktadır. Şimdi bizim 6-7 tane basamağımız var. Bu basamaklar bilinmelidir ki bir biyoelektriksel aktivite EKG eğrisi cinsinden tanımlansın. Birinci basamağımız nedir? Eğer ilk dersi hatırlarsanız birinci basamağımız sinüatriyel noddur veya sinüs düğümüdür. Sinüs düğümünde her ne kadar kalpteki elektriksel aktivite kendiliğinden gerçekleşen bir aktivite olsa da diyelim ki herhangi bir elektriksel aktivite yok. Kalbin maviye boyanmış şekli herhangi bir elektriksel aktivitenin olmadığını temsil etmektedir. Sıfırıncı milisaniye. Bakın herhangi bir zaman aralığı yok. Bu nereye kadar gidecek? 600 milisaniyeye kadar gidecek ve bizim 3 tane derivasyonumuz olacak. Bu durumda herhangi bir eğri görmeyiz. Neden? Çünkü sinüs notta henüz herhangi bir aktivis, aktivasyon başlamadı diyoruz. Diyelim ki kendiliğinden değil de dışarıdan başladı elektriksel aktivite. İlk basamağı nedir? Atrial depolarizasyon arkadaşlar. Atrium dediğimiz kısım şu olsun. Atrium ne olur? Herhangi bir elektriksel aktivite yokken atrium nasıl beklenir? Eksi. Değil mi? Yani doku olarak membranın eksi olan hücrelerden oluştuğuna göre toplamda eksi yüklü bir yeri siz ne yapmaya gidiyorsunuz? artı yapmaya gidiyorsunuz. O halde eksiden artıya gidişte nasıl bir eğri beklenir? Eksiden artıya gidişte yukarıya doğru bir eğri beklenir. Her 3 derivasyonda Birinci, ikinci ve üçüncü derivasyonda bize bir P eğrisinin yukarıya doğru gitmesini bekler. Bakın şuradan yine bir sinoatriyal noddan anatomik bilgi olarak atriyuma doğru inişte de şöyle bir eğri söz konusu. Bu yön sayesinde, birinci yön sayesinde diğerlerini de tek tek tayin ediyor olacaksınız ve bu gerçekleşen zaman aralığı nedir? 80 milisaniye. Demek ki burada bilmem gereken 3 tane şey var. Birincisi atriyumların eksiden artıya gidişi ve yukarıya doğru bir eğri oluşması ki buna da P diyoruz ve sonrasında da bunun 80 milisaniyede gerçekleştiğini biliyoruz. İkinci durak ne olacak? Artık atriyumlar depolarize oldu ve bir miktar bekleme süresi. Neresi burası? AV not gecikmesi. Yani alt kreobrantikler düğüm gecikmesi. Bakın şu düz çizgi. Herhangi bir elektriksel aktivite yok. Bu düz çizgi sayesinde de P'nin oluştuğunu ve artık bir düz çizgiyle beraber bir miktar beklendiğini görüyoruz. Ne kadar? Yaklaşık 120 milisaniye. 80 milisaniyeydi. 120 milisaniye de eklerseniz 200 milisaniye olacaktır. AV notu bir miktar bekledikten sonra yeni durağımız neresi arkadaşlar? Anatomiden bilmeniz gerekir ki septal. Septik bölge. Yani siz henüz ventriküle gelmeden önce septali depolarize etmelisiniz. Septalin depolarizasyonunda yön değişir. Bakın vektörün yönü normal şartlarda yukarıdan aşağıya doğruydu değil mi? Şu an ne yaptı? Aşağıya gelmiş bir vektörel hareket artık sola doğru veya o kalbin yöntemine baktığımızda sağa doğru bir hareket izlemiş oluyor. Sağa doğru bir hareket olduğunda her ne kadar eksiden artıya doğru gittiği gözükse de siz 3 tane derivasyon aldığınız için 2 iki, iki, derivasyonda size aşağıya doğru verilen anlık aşağıya doğru verilen bir eğri olurken üçüncüsünde ne olacak? Yukarıya doğru bir eğri beklenecek. Ve bunun kümülatif toplamında Q bir miktar aşağı iner çok az değil mi? Ve sonra yukarıya doğru bir tırmanış söz konusu ki kardiyak aksiyon potansiyelinde de faz 1 faz 2 hatırlarsanız aşağı yukarı böyle bir süreç olduğunu göreceksiniz. Septal depolarizasyondan sonra ventriküle yine gelmeden önce apikal depolarizasyon gerekmektedir. Önce septali depolarize edeceksiniz, sonra apikali depolarize edeceksiniz. Sonrasında ventrikülü depolarize etmeye başlayabilirsiniz. Şimdiki durağımız neresidir? Apikal. Bakın septale sağa doğruydu. Şimdi nereye doğru gitti arkadaşlar? Yine aşağıya doğru bir gidiş söz konusu ve yine yönünü değiştirdi. Yönünü değiştirdiği için her ne kadar eksiden artıya gibi gözükse de yine derivasyonlarda farklılık olacak. Bakın birinci derivasyonda yine yukarıya doğru bir gidiş, yukarıya doğru bir gidiş olarak kabul edilirken üçüncü derivasyonda neyi kabul ediyor? Artık bir aşağıya doğru gidiş varmış gibi söz konusu. Bakın bu birincisi bu taraf, ikincisi bu taraf, üçüncüsü ise bu taraf. Yani temel fizik. Yani siz bunlara r, r, r diyorsunuz ama aslında bu üçünü topladığımızda başka bir şey ortaya çıkıyor ve bu sayede de Q'nun artık bittiğini değil mi? Çok anlık küçük ve R'ye doğru çıktığını ve hatta R'yi tamamlayıcı bir sürece doğru gittiğini görüyoruz. Nerede? Apikal depolarizasyonunda. Apikal depolarizasyondan sonra artık geliyoruz ventriküllerin depolarizasyonuna. Birinci gerçekleşen yer sol ventriküldür arkadaşlar. Sol ventrikülün depolarizasyonunda bakın yönde yine bir miktar değişiklik var. Her ne kadar burada yine eksiden artıya gidiş gözükse de çünkü hep öyle gözükecek. Depolarizasyon ne demek? Eksi olan yere dışarıdan evok ederek, dışarıdan yük vererek artı yapmak. E siz burada ne yapacaksınız o zaman? Sol ventrikülü yine depolarize edeceksiniz. Ama ben, buradaki vektörün yönü aynı şeyi söylemiyor. Vektörün yönü bize şunu söylüyor. Ben bu tarafa doğru giderken Karar değiştirdim. Yönümü nereye getirdim arkadaşlar? Artık biraz daha sol tarafa doğru. Sol tarafa doğru geldiğimde ise R'nin tamamlayıcı bir sürece girdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi ventrikül 3 aşamada olacak. Birinci aşaması sol ventrikül depolarizasyonu. İkincisi ise geç sol ventrikül depolarizasyonu. Yani bütün ventriküller depolarize olmaz. Tek seferde siz hadi ben ventrikülü depolarize edeyim diyemezsiniz. Sadece sol ventrikülü bile diyemezsiniz. Sol ventrikül depolarizasyonu olarak bilinse de ikinci kısım nedir? Geç sol ventrikül depolarizasyonu. Ve yaklaşık 250 milisaniyelik bir süreç geçtikten sonra bunun gerçekleşmesi beklenir ki siz QR'yi tamamlamış olun. Yani Geç sol ventrikül depolarizasyonu eşittir QRS dediğimiz kısmın tamamlanmasıdır arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Ventrikül 3 aşamada oluyor. Birinci aşamasında Q ve R bitmiş oluyor. İkinci aşamasında ise QRS'nin tamamlandığını görmemiz beklenir. Son olarak ne yapacağız? Artık solla işimiz bitti. Sol depolarizasyonda işimiz bitti. Artık her iki Ventricülün de depolarize olmasını bekliyoruz ki bu sayede ventrikül depolarizasyonu olarak tanımlayabiliyoruz ki bu da yaklaşık 100 milisaniyedir. Bakın 250 milisaniyeydi, 350 milisaniye çıkan bir süreç ve ventriküllerde artık ne bekliyoruz? Toplam bir depolarizasyon süreci beklenmektedir arkadaşlar. Şimdi bir eğrilere bakalım. T oluştu, değil mi? Şurası nedir aslında? Şu düz çizgi ilk düz çizgi Sinoatriyal notta bekleme süresi. Elektriksel aktiviteyi başlattık. Neresi? Atrium depolarizasyonu. Atrioventriküler nodda bir miktar bekleme. Sonrasında vektörün yönüne ait olarak toplamda aşağıya doğru bir miktar iniş. Ve sonrasında ne yapmış olduk? Septal depolarizasyon. Apikal depolarizasyonda bir miktar geldi. Ve sonrasında R'den başlayarak, başlayarak sol ventrikülün depolarizasyonu, geç sol ventrikül depolarizasyonu ve artık ventrikül depolarizasyonu diyerek S'den de kurtulmuş olduk. Nereye doğru gideceğiz artık? ventrikül repolarizasyonla. Ventrikül repolarizasyon sürecinde ise arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Artık aşağıda kas gevşemesi gerekir. Bu gevşerken aslında bunun da yeni bir kasılma sürecine geçmesi beklenir ama bunun gevşeme süresi bunu bekletir bir miktar değil mi? Bunu beklettiği bir miktar şu düz çizgi. Şurada gördüğünüz düz çizgi. Ve artık T'ye doğru yani T eğrisine doğru bir oluşum olacak. Çünkü ventrikül repolarizasyonu bize neyi sağlayacak? Yine her ne kadar eksiden artıya doğru gidiş olsa da bu ventrikül ventrikülden ortaya çıkan vektörün doğrultusu bize T'nin bir yukarıya doğru eğimi olacak. Tamam mı? Ventrikül depolarizasyonu ne kadar sürede? 450 milisaniyeden başlayıp yaklaşık 150 milisaniye süren bir süreç. Çünkü ventrikül repolarizasyonu tamam şöyle düşünün. Bu tamamlanmadan ikinci atıma geçemez. Yani tık 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 ya bunun ikinci ikinci atımı için bunun tamamen gevşemiş, repolarize olmuş bir süreci beklenmektedir ve bu yaklaşık 600 milisaniyedir. Şimdi burada toplamda söylemek istediğimiz şey şu. Hile şudur arkadaşlar. Dipol momentte her ne kadar eksiden artıya gidiş yukarıya doğru bir eğri olarak gözükse de vektörün hareketini takip ederseniz ilk süreç böyle aşağıya doğruydu. Sonra bu tarafa doğru oldu, sola doğru. Sonra aşağıya doğru oldu bir daha. Bu sefer yönünü değiştirdi. Yönü takip ettikçe P, Q, R, S ve T'nin nasıl oluştuğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Burada bilmeniz gereken şey adımlardır. Yani sinoatrial not, atrium, atrium notla bekleme, sonrasında apikal, sonrasında septal, sonrasında ge sol ventrikül, geç sol ventrikül, Ventrikülün depolarizasyonu sonra da ventrikülün repolarizasyonu. Yani toplamda 9-10 adımlık 600 milisaniyelik bir süreçten bahsediyoruz. Tabi burada dersin başında söylemiştik kalp hızının da önemli bir e fiziksel parametre olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Çünkü EKG eğrisi aynı zamanda RR intervalleri arasında bir kalp atım kalp atım miktarını da kalp atım hızını da söylemektedir. BPM olarak söylediğimiz şey beat per minute İngilizcesi. Yani dakikadaki atım. Yetişkin bireyler için bu yaklaşık 70-100 ama normalin altında ise bradykardi olarak söyleniyor. Bu klinik derslerden çok daha iyi görebilirsiniz. Yetişkinler için bu sınır eğer 60'ın altında ise bradykardi, 100'ün üzerinde ise yani 100 kez kalbe atıyorsa dakikada o zaman taşikardi olarak tanımlanmakta. Peki bunun biyofiziksel temel sebebi nedir? Atım senkronizasyonunu kaybetmesi. Yani normalde tık 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 yapıyoruz ya bu böyle atarken bu yine normal atımını gerçekleştiriyor. Yani normal şartlarda biz atriumun 300 ile 500 arasında attığını düşünürken ventrikül 60 yüzde kalıyor. E sen senkronizasyonunu kaybettiğinde otomatik olarak zaten bir hastalığa davet çıkarmış oluyorsun diyoruz. İşte burada örnekler var mesela normal atan kalpte bakın tık 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 giderken burada Atımız nasıl olacak? Tık 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 daha hızlı atan bir kalpten bahsediyoruz. Slow'da nasıl? tık 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 bu da kötü bir durum değil mi? Düzensiz nasıl? Tık 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 yani arada zamanı uzatıyorsunuz. Bu ben bu sesleri nasıl yapıyorum? Zamana göre yapıyorum. Tık tık dediğimde daha hızlı oluyor. Tık tık dediğimde ise zamanı uzatmış oluyorsunuz. EKG ile ilişkili onlarca hastalık var. Yani EKG bir ön tanı olarak size herhangi bir hastalığın eğer oluşum sürecinde mi? Veya daha önce çok önceden olmuş mu? Daha önceden kalp krizi geçirmiş misiniz? Yaşamış mısınız? Onları bile söyleyebilen bir süreç. Hatta geleceğe dair kalp riskiniz varsa onlarla alakalı da hastalıklarda önemli rol oynuyor. Örneğin mesela Wolf-Parkinson-White sendromunda bir PR intervalinin yani PLR arasındaki uzaklığın kısaldığını söylüyor. Eğer bu kısalırsa o zaman yeni bir eğri oluşabileceğini ve bunun da bu sendromla ilişkili olabileceğini söylüyor. Veya QT İntervenin uzaması. Hatırlarsanız uzun QT, kısa QT sendromlarının bizzat kendisinin de böyle QT intervaline bağlı olarak olduğunu söylemiştik. E burada da mesela bu QT intervalinin uzaması intrakraniyal hemoraj dediğimiz kanlanma yani oradaki kalpte istenmeyen, beklenmeyen bir kanlanma olabileceğini göstermektedir. Diğerlerde yine benzer şekilde üstündeki yazılanlarla çok rahatlıkla hangi sendromlara, hastalıklara davetiye çıkarabileceğini görebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım ki faydalı olmuştur. Eğer dersle alakalı sorularınız olursa tartışırız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.